İsrail'in abluk altında tuttuğu Gazze şeridine yönelik saldırılarında 10 gün geride kaldı. Gazze'de adeta insanlık dramı yaşanıyor. Hastaneler tedavinin yanı sıra Gazze'lilerin İsrail bombardımanından kaçtığı birer sığınak olarak da kullanılıyor. İsrail'in yoğun saldırıları nedeniyle Gazze'deki hastanelerde doktor ve sağlık ekibi yetersiz kalıyor. 10.000'in üzerinde yaralının bulunduğu Gazze'de hastanelerin yetersizliğinden dolayı yaralılara geçici çadırlarda tıbbi bakım sağlanıyor. Gazze'de ölenlerin sayısı da 2.000'i geçti. Hastanelerin morglarında yer kalmadığı için dondurma kamyonları morg olarak kullanılıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze şeridinde hastane hizmetleri durabilir uyarısında bulunarak acilen gönüllü sağlık ekipleri göndermeleri için dünya çapındaki ülkelere bir imdat çağrısı başlattı. Ayrıca günlerdir sivil savunma araçları ve ambulanslarda akaryakıt sıkıntısı yaşanırken Gazze'de su ve elektrik de tükeniyor. Bu da sivillerin durumunu daha da kötüleştiriyor. Bu durumun halk sağlığı krizine de yol açacağı öngörülüyor. Gazze'de sağlık krizi yaşanırken İsrail uçakları doktorları ve kurtarma ekiplerini vurarak savaş suçlarına bir yenisini daha ekledi. İsrail, Gazze'deki sağlık görevlileri ve sivillerle dolu bir ambulansı da vurdu. O anlar an be an kaydedildi.